Hesaplamalar yapan birisiyim. Yani sadece normal bizim bildiğimiz hesaplar değil, zamansal hesaplamalar da yapan biriyim. Mesela şöyle anlatayım. Yani diyelim mesela 30 yaşında bir insan düşündüğünüz zaman, mesela hesap makinesiyle bunu hesapladığınız zaman yanlış yapma ihtimaliniz çok yüksektir. Çünkü bizim zaman hesaplamamız ile bugünkü normal mental hesaplama aynı değildir. Yani dünyada birçok insan aslında hesap bilmediği için, daha doğrusu matematiği temelden anlamadığı için çok geriden gelmiştir. Mesela gerek ordularda, gerek ekonomilerde, gerek birçok alanda sayıların birçok önemi vardır. Fakat bizim insanlarımız daha çok sözele alışkın oldukları için hesaplamalara pek zaman ayıramıyor ki ben de bunlardan birisiydim yani zamanında. Şimdi hayatta öğrendiğim en güzel şeylerden birisi şu: sayı üstünlüğü ne kadar iyi olursa olsun bazen dezavantajların da olacağını bilmek zorundayız. Peki 29 Ekim 1965. 29 Ekim 1965. O günden 20.096 gün. Bunu nasıl hesapladın? Bize anlatır mısın? Şöyle anlatayım. Bugün 358 gün sonra 29 Ekim tekrardan gelecek. Ve bu da tamı tamına 20.096 gün yapar. Çünkü 56 yıl normalde 20.440 gündür hesap makinesine göre. Fakat 14'te Şubat geçtiği için 20.454 gündür. Yani bizim zaman hesabıyla bugünkü mental hesaplama aynı değildir. Bu şekilde mesela şöyle söyleyeyim. Mesela Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, 1 Ocak 1965 doğumludur kendisi. Allah hayırlı uzun ömür vermesini diliyorum. Kendisi tamı tamına 20.397 gündür yaşıyor. Ve fakat bunu belki kendisi dahi bilmiyor. 25 Nisan 1985. 1936. 13.978 gün. 13.878 gün. 13.878 Aynen. gün. Peki 10 Nisan 1995. 10 Nisan 1995, 9.341 gün. Hesap yapmak işin görünen boyutu. Mesele pratik ortamlarda gerek araba üretirler, uçak üretirler, birçok alanda başarılı olabilirler. Yeter ki insanlar önce kendilerine güvensin. Bugün belki biz başarılı olamayabiliriz ama bizden sonra gelecekler belki bizim başaramadığımızdan daha büyüklerini başarabilirler.